Cümleten selamun aleyküm gönlü güzellerim. Hayırlı geceleriniz olsun. Şu an gecenin 12.30. Evet, balkon keyfi yapıyor. Biz balkon keyfi yapıyoruz. Şöyle soframızı serdik. Düğünden geldik. Aynen. Eşimin arkadaşının düğünü vardı. Selamun aleyküm. Bugün takı merasimiydi. Kurtta, evet. Eşimin arkadaşının oğlu. Evet. Eşimin ne ya? Benim. Benim arkadaşımın oğlu. Bazen olur. Ben de yapıyorum da bana diyemedim de beni eğleniyorsunuz ya. Yanlış söyledim mi? Kendim ayıklıyorum. Beni de siz ayıktırıyorsunuz canım. Sana bir gülüyor. Ama geçen bir tane takipçimiz yazmış. İnadına yazmış böyle beni sevdiğinden. Bırakın artık şu elması. 3 tane erkek uğraşıp durmayın. Yok konuşmasını şey diyorsunuz. Hmm. O evin şeysini, kraliçesi yazmış. Ondan aynen başka öyle. Yok yazmış. Senden bir tane daha yok. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Biz bugün Arpap'la gildeydik. Orada Allah razı olsun. Yoldu geldi. Yıkadı. Bize çok güzel baktı. Bu da bahçesinin eri. İbrahim'le Serplalas topladılar. İbrahim beğenmiş eri. Anne toplayalım. Biz de Arpap'la toplayın. Hep götürün isterseniz dedi. Kayısı falan çok arkadaşlar da. Bizim evde yiyen yok. Kuruttum. Kurusun da yiyen yok. Aslında Ayhan seviyor da şekerpareyi seviyor. Bu sene kayısıların tadı yok niyeyse. Çok anlar. Ne güzel tadı. Bizim tatlı çok aman bizim tatlı diyor. Ne oldu? Ters konuşuyorum. Bizim şu daha kayısı çok tatlı. Serkan Yusuf abi diyeceğim ben de. Hüseyin abiginin kayısılar da çok ama hiç tadı onun yok. Onun tadı olmaz ki. Niye? Pijonlar. Hele bir tane de varmış. Ben de ne ki bu diyorum. Ağzıma aldım o da kayısıymış. Rahatla küçücük. Evet. Onda Ayhan'ıma yine şey dayanamadım. Ayhan'la uğraşma. Ayhan ergen döneminde. İşte Ayhan'dan kötü çocuklar da var diyenler var. Vallahi ben bunlar için benim ayakta duruyorsam, çabalıyorsam. Hatta yazmışlar ilk kötüsünü aslan yapıyor. Sen de aslanın kötü yapmadı. Allah biliyor. Aslanını da biliyor. Kötüyü de biliyor. İyiyi de biliyor. Herkesin evladına hayırlı eylesin. Hayırlı tamam. Evlat eylesin. Onda ben hani oyun oynayamam. Neyse o Ayhan beni o gün üzdüyse onu ben söylerim. Mutluysam mutluyum. Üzgünsem üzgünüm. Yeri geliyor oğlunla da kavga ediyorsun. Yeri geliyor eşinle de. Öyle devam edecek hayat. Ama evliliğin tadı tuzu bu yani. Aynen öyle. Biz şöyle çit 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 diyelim. İbrahim'im de buradaydı. Teyzeleri bana şöyle battaniye getirdi. Annem sen üşüme dedi. Kuzum pek düşünceli o da. Battaniyesini götürüp gideceğiz de Serkan da dursun anan üşür kıyamadı. Soğuk esiyor canım. Güzel ama hava. Hele şu fiskiye sesi pek güzel. Çekirge sesleri. Yakışıklı Ayhan da böyle nasıl oynadı? Hep sana baktım. Beni gösterme diyor. Üzük kalan gösterim. İyi o zaman afiyet olsun bizlere. Yarın vlogumda görüşürüz inşallah. Görüşürüz. Sabahleyin kahvaltımın menüsünü şimdiden hazırladım. Sucuklu yumurta yapacağım ya da sucuk sade. Hı. Niye? O neymiş ya? Neymiş ya? Beğenmedin mi? O sen yap ben yiyeyim o zaman. Allah'ım bizi sabah uyandırırsa tabii ki. Rabbim hayırlı uykular versin. Sağlıklı. Yarın görüşmek dileğiyle. Beklemede şimdi. Kalın görüşürüz. Canlar. Beklerken de abone olmayı unutmayın. Abonelik zaten ücretsiz. Arkadaşlarınıza da önerebilirsiniz canlar. Beklemiyor ki onlar bir saniye sürmüyor geçmesi. İşte aynı. Gönlü güzellerim tekrardan hayırlı sabahlarınız olsun. Elmas bacınız sabahleyin kalktı. Kar dolabımızın içini düzenledim. Bayağı bir karıştıydı eşimle benim olan dolabım. Şöyle göstereyim bugün Ayhanların dolabının çizimini dün gönderdim. Abla gel istersen burada beraber sen anlat ona göre çizelim dedi. Ben de şöyle bunu anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar. Acaba Ayhan'ın dolabının şeysi 2-4 kapaklı ya. Şurasını bu şekilde böldüreyim mi diyorum. Hani bu şekilde konduğu zaman güzel duruyor mu? Genişliği temizliği nasıl olur? Yoksa böyle mi olsun? Ortadan mı böldürüm? Onu söylemek için gösterdim bugün sizlere. Şöyle kışlıkları yukarı kaldırdım. Bu şekilde düzdüm canlar. Eşim de çayımızı koydu. Ben de bir çamaşırlarım var, beyazlarım. Onları bir getirsinler. Onları güzelce sereyim. İbrahim Efe, hadi günaydın, kalk annem. Bak yine sen kaldın, sona kaldın, dona kaldın. Günaydın Serkan'cığım. Günaydın. Oo.
Serkan'cığım çay demlemeye geldi. Sucuğu da pişirmiş. Nasıl mutlu oldum görüyor musun? Niye hepsini yapmadın Serkan sucuğumuzun? Hepsini yaptım. İki tane. İkisini mi yaptın? Evet. Bu kadar mı oldu? Evet. Az olmuş. Yumurta kırıyor şöyle eşim. Oo, bugün konuşturuyor marifetini. Ne yapayım? Ellerini yıka ondan sonra çırp. Bizim şeyi görüyorsunuz arkadaşlar tezgahımızın içini. Ayhan dondurma yemiş bunu çöpe atıyormuşmuş. Atma oğlum dedim. Ben onu dedim hani saklama kabı yapıyorum. Çok da sağlam ve dayanıklı oluyor. Sarımsak ezip içine koyuyorum. Ondan sonra böyle bir çiçek falan doldurursam güzel oluyor. Ağzı hava almıyor canlar. Biz akşam keyif yaptık ya. Burayı böyle bıraktık arkadaşlar. Ben de gideyim o zaman Serkan çamaşırımızı bir serim. Sen onu hemen pişir. Bardaklar mı hazırlayayım sonra mı serim? Bardaklar hazırlayayım abi. Soğuyunca güzel olmuyor değil mi? İyi hadi o zaman ben de şöyle sizlere hızlandırılmış bir şekilde mutfakta nasıl hareket ediyor bir bakın eşimle. Biter mi sucuk bu kadar pişti? Biter. Çok kurulur bir şey yapalım mı? Zaten içimiz sucuğumuz çok kurulmuş. Arkadaşlar güneş ekip on şey bölge bir yere ekip on koyduk dedi abi. Bunu koyduk. O da bağırsağı ince olduğundan çabuk kuruma yapmış. İçinde et hızlı olduğundan. Sabahleyin ilahiler eşliğinde gardırobumu iyileştirdim. Bazı araştırmalar yapıyorum hani annem hanımla bebek hakkında. İlahiler güzel müzikler dinlediği zaman mutlu oluyormuş. Gerçekten de insan huzur buluyor arkadaşlar. Öyle şeyler dinlediği zaman. Yumurtamız hızlı hızlı acıktadır. Bitti o iş gibi. Kuruttun mu gayrı? O iş bitti diyorum yani. Hadi İbrahim de. Bak yine sen kaldın, sona kaldın, dona kaldın bak. Kavundan karpuz yemek çok faydalıymış Serkan. Biliyor musun? Aynı anda yemek. Her derde devaymış, sabahleyin o da şeyime çıkıyor. Hiçbir yan etkisi yokmuş, aksine daha faydası varmış. Götürüyorum ağabeyi bunları. Hadi götür. Biberi de doğrayayım mı? Yeşil biber patlatalım mı? İyi. Bilmiyorum ben size bir tane. İbrahim'in
Derle bunda peynir alıyor, bunu da yemiyor arkadaşlar. O hiçbir şey yemeyir, o da bu da bahanesi. O da bu da bahanesi. Serkan arkadaşlar, akşam biraz kıyma çıkarım da kıymalı yaptıralım bugün dedim. O da herhalde araba satmış. Ben de araba sattım dedi. O da bitmiş. Araba satışı bilmeye gideceğim dedi. Bakalım bari böyle ne bulursa onu yiyor ki. Yaz bunu her şeyi yiyor ama. İbrahim Efe. Anneciğim hadi kalk üstünü giy, yüzünü yıka, sofraya otur. Bir gün de seni sofrada görürüm, ne olursun. Seni babamıza bana diyor ki İbrahim'i diyor pazara getirme diyor. O sevmiyor da gezmeyi, bizim de burnumuzdan getiriyor. O zaten gitmez dedi. Öyle canımın kıymetini biliyor ki. Görmeyeni hiç sevmiyor. Ayhan, biber koz değil mi? Ne biber? Düz acı biber. Şeyde patladın mı diyorum tek tüpte. Ne isterseniz yapın. Oğlum yersen yapın, ben yemezsen çöpe gidecek, yazık değil mi? Al şunlarınızı da koydum, boş gitme. Neyleri böldürüyor? Şu suyumuzu, domatesimizi. Bir tane de şeyi götür, patlıcan közlemesi yiyin mi? Hı? Burada acı şey tuzlukları getirdi mi? Bilmiyorum ki baba koydu mu? Hiçbir bilgim yok. Babanın hakkında. Bugün karavaklar babiş kondan. Bunlar da yazdan koydu. Tatlıcan közlemelerim canlar. İyi oluyor. Böyle hazır oluyor. Ayla. Şeyin patlıcanına tuzuna toz biber attı mı pul biber? Pul biber orada. Pul biberi getirelim. Birazcık da yer gezdirin. Dolaptan çıktığı için suyu sanki boşa çıkıyor gibi oldu. İlk yapıldığı şekil olmuyor. Bugün biraz patlıcan alayım arkadaşlar. Yine aklıma geldi. Ben seviyorum patlıcan közlemesini. Bu aralar havalar rüzgarlı gibi. Bazı yerlerde sel olmuş Aksaray'ımızın. Allah yardımcısı yardımcısı olsun. Bilmiyorum neresi olduğunu. Köyümüz falan yazmışlar da. İnsan oralar bilmeyince ne bilsin. Köy farklı geliyor ismi. Yani gerçekten YouTube çekmeseydik sizler de bizim köylerimizin belki isimlerini bile duymadıydınız. Çocuklarımla bir pikniğe gitmeyi düşünüyorum canlar. Kahvaltı türü mü olur artık, mangal mı olur bilmiyorum. İbrahim Efe sofraya oturmuş. Küçük damadım da sesi gelmiş arkadaşlar. İlaçlarım içilecek. Başkanına kan hapım var. Dün kongoya gelmiş bizimkiler. Şöyle namazlık takmışlar. Yükselenme diyor yine. Sesi gelmiş. Namazı getirmedin mi annesi? Yok. Var mı eksik? Oturmadan söyleyin. Bir daha oturunca kalkmak istemiyor canım da. Yok. Sen varsın. Gel, sen de geldin mi? Tamam. Tamam geliyorum. İbrahim Efe'yi bir alkışlayalım. Bugün sofranın başında gördük elhamdülillah. Onda bir... Oğlum tişört getirir misin sana? Niye çıplak geldim? Oğlum hastasın bak, daha yeni yiyor. Pulver niye getirmedin anne?
İçine attın aşkım. Anne götür. Anne götürme. Bu sanki sucuk yumur musun bu? Bas bas okumuyor lan. Yumur tane sucuk. Bas da. Ayhan sen çok baharat tüketiyorsun bak, miden zarar. Vallahi zarar. Ben onun için sucuk attım bak. Bilmiyorum ben. Bir ye ondan sonra. Ben de yiyeceğim. Gel ben onu atarsam. Ne getireceğinden hangi kuşa düşürdüm. Ben doğru doyabiliyorum bak. Neyle? Şu an şurada. Şurada. Hı? Aferin sana. Geçen böyle çiğ dar koymuşsun da oynamadım ya oraya. Koca babına sığamadınız yalnız Zeynep abla. Daha bir daha şey örümcekli adam gelecek yazmış. İyi aşkım bir şey değil. Attın mı çayımızı? O kalın bana çiğdi mi? Çevirin mi? Bardaklar mı? Almayacağız. Kalın mı yiyeceksin? Hey Ayhan canım. Ulan yok, kim yediklerini dolduruyor musun? Niye Serkan? Ha? Bazen yiyor. Bazen yiyor. İbrahim efendim sana ben koydum. Peynirinden koydum. Aa oğlum biz bunları yiymezdik ben. Bismillahirrahmanirrahim. Çocuk yiyor. Ayım Göğüs ile kıymalı yaptın mı? Yok dedim, akşam yine aynı. Ben çocuk bana soruyorum. Yaptım. Yedik yedik. Yarın. Başka bir konu. Ne yapmış? Niye? Niye çekiyor? Babam araba satışı verecek. Ben yoğun diyorum. Sudan ya. Kapı da yutmadım ağaçtan bana. Hani onu bir daha bak. Ayın getirenliğin hakkında bak. Gitmiş geri kalkmıyor abi. Abi ne var? Sana dedim. Bir şey hadi bir onu getirin kalkmıyor. Onlara basma onu. Abi gitmişken benim aklımda getir. Abi. Sen tok karnına da içebilirsin anne. Beni gel karnına. O değil ayağım. Dişene gitmeden önce top içiyor diye top getirdim. Onlar hep getir, üçünü de getir. Aç karnına içtim, sonra da iki de top karnına. Sığmadı mı Serkan? Sığdım, niye sığmadı? Çekil mi? Daha sıkmadım mı diye. İyi. Onu da koyup ben de biz yiyelim. Domdomu. İyi oldu. Ha, teşekkür ederim Ayhan. Ama sizin de cinsini almıyor. Bakalım. Biz onu marketten aldık. Kızarmamış abi canım. Bunun ikisi de aynı ayağım zaten. Evet. Sarı mı getirme? Kalk İbrahim Efe sen de şey sarı mı getir? Oradaki hepsini şun, getirme. Şunların üstünde bana bak sarı. Açık olanları getirme. Hadi paşam. Ayağım bunun içine bir de kuş kap saklamışlar. Görebiliyor musun? Hadi. He görüyorum ben. Nakton olsun. Beyaz. Valla her zaman açıktaydı. Bak böyle sana gösterişim mi? Yok. Küçücük öyle. Kanapta nasıl kötü kokuyor arkadaşlar. Kapını da mı getirdin? İyi ya. Bu da İbrahim'in kapı. Böyle. Bir kişi daha. Ayağımla bir sıkar kendim ya da suyu bana ver. Ne kızak yapmış oluyor. Devam. Çok çok batır. Ben öyleyim. Babam geç bak. Hadi babamın kuyucu kaldı yanımızda. Ağzı bana yıkılıyor. Akşam aynen düğünde oynadı arkadaşlar. Hep Ayhan'a baktım. Şey diyor ki tutulursun Ayşe'nin annesi. Ayhan diyor. Ben dedim ki Ayhan da iyi kurtlanmış dedim. Elle mi oynasın diyor. Sallan sallan oyunu orada akşam. Ben de oynayacağım da. Ne oynamadın ya lan? Ağzı oynayacağım. İbrahim de akşam para satana kapmaya girmişmiş. Arfen'in şişiyle, nefesiyle ezmişler bunu. Ekmek verir. Gözüldü mü lan? Baba telefonu mu? Oğlum yine ben, yine attı 5 lira için kendimi öldürttüreceğim. Bana sana bak dedim. Ben mi yıkıldım? Telefonu unuttum. Telefonu
Aklıma gitti derim. Ben kendimi çıkartmayacağım dışarı. Ama şey mantıklı konuşuyor. Hoşuma gitti diyor. Ben ne diyor? Oradan alacağım diyor. Hadi 100 lira kapım diyor. Benim telefonum kırılsa diyor 12 milyar diyor. Buraya yok. 12 milyar olacak. Doğru diyor. Hayır. Bu benim çocuğum. Sen tarafından fazla mısın? Yok. O yurt dışı ama. Aynen. Valla. Yurt dışı mı? Sen de batacak mısın? Hı hı. Valla yurt dışı mı? O zaman bizde afiyet olsun canlar. Bu vlogun devamında büyük bir ihtimal. Nerede çekerim videolarımı, içeriklerim nasıl olur? Sizlere dolu dolu vloglar çekmeyi seviyorum. Hani akşama kadar ne yaptıysam güzel olan şeyleri paylaşıyorum. Emin olun. Günümün içinde kötü olan şeyler de oluyor ama Rabbimin izniyle hepsini atlatıyor. Hani ibadetin şeysi mi nedirler? Böyle bir neşe geliyor, bir pozitif bir enerji geliyor. Aynen. Hepsini atlatıyorum. Çocuklarımın sevgisi, eşimin sevgisi olsun. Sevgisi nasıl kokuyor gözlü gözlüle? Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. Hoşçakalın. Ayhan bu daha iyi közlü kokuyor. Tüpte patlayandan.
yapıyorsun lan? Yüzüne yapıyorum lan. Yüzüne yapıyorum. Oğlum hastasın lan. Yarın kokusunu alayım lan. Bunlar kekik mi? Kekik. Buradasın abi. Ha. Abi kaç para bunlar? 100 lira abi. 250 olmaz. Olmaz abi. Küçük damattan da var bakın arkadaşlar. Şu horoz ne kadar küçük horoz? 300 abi. Şunlar da et tavuğu helali. Evet. Yaz. Çok sıcak bugün hava arkadaşlar. Aşırı sıcak. Bugün acayip sıcak. Onları suyunun kutusunu biraz gölgeye çek. Ha öyle. Yazık. Kayınvalidem de bulgur alıyor arkadaşlar. Ne alıyor? Bedava da var sana. Bedava, bedava. Ben bugün pazar çekmedim. Pazar çok kalabalık. İzinden gelenler olmuş. Acil ben çek diyor, acil çekme diyor. O yüzden problem yaşamamak için çekmedim canlar. Fasulye, nohut, mercimek, haşlık, çorbalık hepsi var. Kırmızı mercimek bile var. Başım döndü. 25 domates, 25. Arkadaşlar biz şimdi Erdal Mobilya'ya geldik. Burayı da çok soran olmuş. Videolarımda yaptırmak isteyenler var herhalde ya da almak isteyenler. Hemen karakolun sağ yoluna düşüyor. Gülaş karakolunun. Erdal Mobilya diye büyük yazılarla yazıyor zaten. Şöyle ben dün evde çizdim resmini at dedim ama abla gel burada beraber çizelim dedi. Geldim bu Ayhan'ımın dolabı sevgili takipçilerim. Şöyle üst kısmına şey yaptırdım. Gömlek assın diye. Şuraya da bir tane raf koydum. Bunun hani boylama elbisesi olmadığı için. Şu alt kısımlarını da çekmece yaptırdım. Birine atlet, çorap, iç çamaşırlarını falan koy diye. Şurayı da tamamen raf yaptırdım. Şu dolabın kapağı da aynalı olacak. Giydikleri zaman kendilerini görsün. Şu da İbrahim'in Paşa'nın dolabı. Murat abi sizin buraya çok soran olmuş diye de videoda izlemişler. Sen de çekiyorsun bu arada Tuğba izlesin. Ben tarif ettim de bir de sen tarif et. Şey, karakolun sağ yoluna düşüyor Aksaray'dan gelirken. Değil mi? Aksaray yolu üzeri evet. Çok soran olmuş takipçilerimizden. Bilmiyorum. Gayrı eşya mı alacaklar, mobilya mı yaptıracaklar bilmiyorum. Bu da kendi sahibi yine işte aşkım. Buranın Erdal Mobilya'nın. Murat abimiz. İsteğe göre dolap yapılıyor. Her şeyi var.
Ben buraya kadar gelmişken geçen gün arkadaşlar yemek masama baktıydım. O gün de rengini bilmediğim için mutfak dolabının alamamıştım. Bugün bir de yemek masasıyla sandalyesini de alım diyorum. Sadece yatak oda takımım kaldı. Bir suyumuzu içelim bir bakalım bakalım. Serp ablam da burada bu arada. Şöyle kendini göstermeyeyim. Annem de var. Hep burada. Haydi. Pazardan gelirken uğradık arkadaşlar. Benim mobilya duruyor mu burada abi? Aa, duruyorum işte. Dur bir daha bakayım gel. Hangisi? Şunu aldım. He şunu. Eski moda gibi diye yazmışlar da bence çok güzel. Sade ve şık. Kullanış olarak da çok güzel arkadaşlar öyle. Çok güzel aslında. Ben bu rengini istedim. Şöyle görüyorsunuz şeysi çok güzel. Şu biraz daha koyu canlar. Ama ben şöyle açık rengini seçtim. Arkadaşlar şöyle bir salıncağa baktık. Murat abinin burada. Hacca teyzemiz diyor ki buna mı salınacak? Ben düşerim bundan diyor. Oturacağı da o da oturamadı. Oturamadım ayaklarımdan yavrum. Şöyle şey de var arkadaşlar. Bakın balkon şeysi. Bizim oraya acayip güzel olur. Bu bir tane de bundan almayı düşünüyorum. Buradaki evimize. Balkonumuza. Ayhangil de şöyle salıncak istiyor. Bunların da her rengi var. Tek mi alsak ki böyle çift mi iyi olur Murat abi? Kullanışlı mı? Hayır. Bakalım bana bir dahaki geldiğimizde farklı şeyler alırız inşallah. Hadi bol satışlar ne olsun. Görüşürüz inşallah. Arkadaşlar babam da tam çarşıdan geliyormuş. Annem aldığı malzemeleri babama götürtürüyor. Pek sıcak hava. Ben de şöyle annemi getirdim. Ablam da birazdan motorla gelir. Malzemelerini benim arabaya koyduydu. Ablamın motorunda var mı anne malzemem? Hı? Ablamın motorunda var mı malzemem? Dur bakalım bir arayayım geliyor mu? Arkadaşlar pervaneyi açtık ama hiç et gitmiyor. Hava çok sıcak. Öğlen namazımızı da kıldık fakat geçmedi. Baba Allah kabul etsin. Sağ ol. Annem çiçeği burada iyi büyümüş. Ben de diyorum buraya geçsen de ben de bura koysam diyorum. Evet, Uğur böceğimle nasıl kirlen hiç bakmayayım gayrı ona. Çay da koyun da çay içelim dedi annem. Güney Arif ablan oradan çok gayet topladı bu. Bize de dedi de dişirin diye ama kimse yemeyiyor. Şöyle kısık koca bir çay koyduk. Bulaşıklar sabahleyin abla sen mi yıkadın? Evet. Abla mı yıkamış ben de kaldırdım arkadaşlar. Benim de boğazım öttü şu arada. Patates canı istedim. Annem de patates, aman ablam da patates canı istemiş tuzuna. İlken içtim ya bunlarla, ben acık tuttum. Ben patlıcan almadım arkadaşlar pazarda, sadece domatesle soğan aldım. Nasıl iyi diyeceğim ya, ben acıktım, ilken içtim ya, hiç acıkmazdım. Bura gelince acıkıyorum ben. Baba ekmeği istiyor o zaman canım. Geçen de börek yediğimiz gün bir tane şeye, tok doyum oluyor anadan her gün. Ben canım uzunmasın sucuklu yumurta yediydim. Serkan pişirmiş ben şey derken he. Çamaşır katlar sana. Sabahında babam bize sucuk hamuru pişirmiş, iyi yapmışlar. İyi. Güzeldi. Böyle herkesin menüsünde sucuk vardı yani. Sucuğumuz iyiydi, yedim. He canım diyor, iyi yapmış. İyice kaynar suyla koyak, o da bir dakikada pişsin. Düdük diye koyuyor, yarım saatte pişiyor arkadaşlar. Bir de şey patates pişirse zaten gerçekten yarım saat bile sürmüyor. Fazla oluyor o zaman. He şak şak yarılıyor iyi. Çok burada yaprak meze var. Annem de şöyle şey aldı. Halil babama diyor ki sana diyor çiğ köfte yoracağım. O da iyi diyor. Babam çiğ köfteyi sevmez. Soğanın kilosu da 10 TL'ydi. 2 kilo mu aldın? 3 mü aldın? 2. 3 de ben aldım. Olmaz. Çiğ köfte sevmezse köfte çoruya yumursun. Ha köfte çoruya. Kota yumursun, çiğ kota yumursun. Bulgurluk, ikisi de mi bulgur bunun? Pilavına çorbalık. Ha, biri çorbalık, biri bulgurmuş. Ben sen pilavına aldıydım, vurdum kendi kanıma. Şu adam bir tane pişiriyor adam. Annem de abdest aldı, namazını kılacak. Bahçesinde de şöyle bir göz gezdirelim. Valla böyle çekiyor onun uzanı da koruyunca korkuyorum da geri göz değdi diyecekler diye. Diye. Maşallah sizinki iyi olmuş valla. Bakın Hatice teyzenizin biberlerini. Sevgili takipçilerim, ana maşallah maşallah, ana. Bak hele.
Cinsi iyiymiş ama. Maşallah maşallah. Her şeyi kutçuyu seviliyor ya. Vallahi hani patlıcanın olmadığından mı? Yok, pazarda dolu, parayla da dolu ama kendin yetiştirdiğin bir ayrı güzel oluyor. Geçen şunu da annem stillemişmiş, ben de oraya çay döktüm. Acaba dedim ondan ben mi kuruttum dedim. Yo, o da yok, ben yaptım şey, dedi. Daha konmadım elime, az yok olmak şu bile gitmedi. Yaptım. Şu mu? Sararmış, çok konmuşsun. Annem salatalık yoksa bana serpil baktı diyor. He, biberler de iyi maşallah, otun da çapalamış. Vallahi ilden gelen öğün olmaz, o da vaktinde bulunmaz. Canım bir salatalık istedim, biz abana bahçeye indim, 4 tane buldum. İlkin tek bir buldum, onu 4 parçaya böldüm, yedik. Sonra da 4 tane buldum, 4'ümüz de ayrı ayrı yedik. Bir dedim Furkan'a dedim 5-10 buldum abana. Annem de geçen salmış da kar taşınca daha da olmuyor. Yine de yedim ben. Ben yedim yine de onu. Ben kahvaltıya da doğradım. Koyun şişesi başka tabii. He. Buranın görüntüsü de böyle arkadaşlar. Çekiyor zaten, hepimizin kanalında var. Ben burada sonra da çaydan sonra da bir markete gidip patlıcan alacağım. Oradan da eve geçeceğim. Çocuklar geldi buraya. İbrahim sonunda yüzmeye gitmiş havuza. Abisi götürmüş. Ondan sonra da buraya geldiler. İç çamaşırı falan almamışmış. Hasta oğlum dedim. Git bir banyo yap. Birazdan ben de geliyorum dedim. Onları gönderdim. Benim domatesle lindaymış elma. Linda mıymış? Ben şu an dağlar uzun uzun şuralara soktuydum. Şöyle bak kenarlar. Şöyle de uzun uzun. İşte bak. Burada da linda. İşte. Yok o yine iyi. Şu an dağlar şöyle uzun. Sen bunu tabak mı aldıydın? He. Ha. Neydi verdilerdi? Şu iki karıyı ben kendimden ektim şurayı. Kendim ektim ya da ötüyemem. Biberin kaldı mı burada? Onu doluyorum. Hep çay getirmiş. Aman. Kanser otu arkadaşlar, biz ona kanser otu dedik. Ben bunu ektiydim bak. İşte kansere bakma da bak. He. Yakından bak. Sulamıyorum da ben orayı. Sen onu hep yol at ya, değilse öteye havalarına da geçer. Öteye de geçer dediler. He. İşte bak. Benim gördüğüm domates burada bak. Şuraya bak, telefonun içine. Görüyor musun? İşte bak. Serpil zabağından birçok işte. Pişirmiş. Domatesleri görüyor musun? He. Maşallah. Domates mi? He, onlar domates. Firek mi domatesmiş, onlar değil mi onlar? Firek işte, biz he. Domates diye ona dedik ya. Daha ben firek dedim ona. He, firek. Kızarınca domates olacak. Ben biber içtim olmuşsa bir şöyle bir sıkıntı getirdim zaten. Ben böyle almadım biber. Benim bahçede de şöyle 5-6 görmüyor. Gayrı yeri konu biz. Satın almadım. Domates aldım da biber almadım. Aşağıda da marangoz var arkadaşlar. Hızır hızır ses geliyor. Hızır hızır sesi. Şu marullandı herhalde, annem şişini alacak tohumunu. Tohumu iyi. Bir günde bazlama gidelim dedik. İyice havalar kızdı. Bakalım. Sıcaktan insan bir hoş olur, hastalıyor. Ben usul usul elektrik sağda 10 kadar 20 kadar gidiyorum. Gönlümüz geçiyor. Ben de çöle gittim. Hocam. He, geçen ben de çöle gittim. Iyık tuzu belli olmuşmuş da sevdi çocuklar. Yediler, tazeliğine geldi. İyi o zaman, azıcık sonra çay içerken belki görüşürük. Görüşmesek de markette neler aldığımı markette çekerim. Bakalım. Patates de koymuş. Ben de bardakları hazırlayayım canlar. Çikolatan yok da yine de belki şeyle, patatesle annem ekmek yerken atıyor ya. Şöyle yine de koyun bakalım. Normalde şeker kullanan yok bizim ailede. Arkadaşlar şöyle otururken etrafa baktım. Bu çiçek benim gelinlik çiçeğim. O zaman Hatice anneme verdiydim. Bu çiçek tam 17 senelik bir çiçek. Düğünün hayırlı olsuna yaptırırlar burada, isim yazarlardı. O zaman benim bir sürü çiçeğim var arada. İyice çoğaldı. O zaman günde biri salardı. Şu da zaten annemin babası. Ali dedemiz. Ben Ali dedeyi en çok Mustafa dayıma benzetirim. Şu da eski hasırlardan bak. Örgü hasır. Ah, yürüyerek gitti, yakınlaşıyor. Baba yakınlaştırıyorum, yürümeye yermiyorum galiba. Yavaştırır. Doğru ya. Onu böyle kaldırıyorduk da getirdim, adet yiyecek, vurmuş şu.
Bir 5 dakika oturalım dedik, onu sonra şöyle göstereyim. Saat 3'e geliyor. Ablam da çay koyalım, içelim ucuk dedi. Ondan sonra patatese döndük. Biroş oldum, acıktım. Uykusu geldi, biroş oldum, acıktım diyor. Annem de namazını kıldı geldi. O şimdi sohbet zamanı, sohbet içiyor. Şimdi de yatacağım, ne olacak? Şimdi de çay içerim, sohbet ederim. Ondan sonra herkes evine gider. Duyuyor musun? Eve gidince yatacağım ben, güvenmiş. Hayır, ne iş koyacağım? Ben şu saatten sonra bir iş korurum. İbrahim gel mi geldiydi? Geldiler diyor ya, yazık hiç çamaşırı getirmemiş. Yaş o da şu pervane çalışıyor, yanına da oturdu. Zaten hasta. Krem istedi, bizde yok gibi demiş. Bu ne krem istemiş? Yok, ben yaptığı gönderdi ya. Çoğu krem ne vardı onun dışarı. Baba ne krem var mı? O şey için sıralandı. Sen niye yüzümü niye salladın diye. İç çamaşırı ıslatmış, pantolonunu kızmış Ayhan'a. Ben eve götürdüm, o da bura getirmiş. Ya şu anda bir penyene getirdim mi onu? Penye değil, kilot. Babamın baksırını getirseydin. Getirirdin, dedesin o sürülerinde. Doğru, üstüne götürüyorsan o zaman götür gidecek. Abla geçen hazırlamışmış bornozunu, iç çamaşırını. Böğün herhalde aceleyle çıktı. Onu da götürmedi, o gün de kadınlar matinesiymiş. Kadınlar günde varmış ya. İçinde yaşayla yüzmüş, giyince hasta kadınlar. Kadınlardan mı giriyormuş abi? He, o bir gün kadınlarmış. Vay anasını vay ya. Şu vallahi abi. Şuraya bak ya. Bak ya. He, bizim hiçbir şeyden haberimiz yok. Orada nasıl iyi havuz var? Abla sen bizi içsene bir şöyle. Bir çay içersin, ben de çıkalım. Orada nasıl iyi havuz var? Ben gördüm şeyi. Şöyle oturun da ben de çıkalım. Videomu ne bir çeksin? Bak hala. Babamın evimi değişim çekmedi. Kadınlar yüzü varmış giden mi? Görünmediniz ki oradan yakında. Git yüz ya oğlum konuşup durmadım. Git yüz. Ayhan götürdü de o gün kadınlar yüzmüş, biri getirdi. Başkan atmış, havuzu tertemiz basmağı. Ben niye görmedim ya abla hiç? Gördüm ben. Bizim şey açtığımız yer mi? Kafe açtığımız yer mi orada, yapmışlar? Orada, ortaya doğru. Üstüne bir oymuşlar mı içini? Orasını incelemedim, havuz güzel görünüyor. Bir daha düğün salonuna gidecek, oraya mı bakalım, merak ettim ben. Ben hiç geçmeyeyim bu arada. Daha benim de hiç görmedim. Ben ta orada bir düğün salonu açtıydık ya biz oraya şeyi. Kafe, kafeteri açtıydı eşim. Orada biz mısır sattık, müzik eşliğinde, çay, kahve, her şey vardı, toz. Cumartesi günü iki tane kına var, hangine gideceğim? Bir yurtta, bir de burada. Saatler aynı mı? Aynı herhalde. Nasıl olacak? Hangisi münazip, ağır basıyoruz, ona gideceğim. Bizimki şu aşağı ağır basıyor. Şu şey mi, şu Baturlar mı şu benimki? Batur, Halil, Baturum. Şey, Baturlar ağır basıyor bize, çünkü iki taraflı da akraba. Batur kim, iki taraflı. Tamam, ona gideceğim o zaman. Şu aşağı dağına gideceğim o zaman, şeritepesine. Sertepesinden vallahi de geldi. Valla bizim şeyimi korsan ayakkabılığı Serkan'a diyorum ki herkes diyorum derslere yazıyormuş gittiği düğüne. Ne yazmıyorum, ne baktın? Valla ben de yazmıyorum. Serkan dedi ki yaz avrat diye ama Serkan ince adam gittik. Kimine 400 dağıttı, kimine baktım, 200. Hep. Unuttuk biz. Dedim ki o zaman yer... Kartı biriktirirmiş şimdi, kartı. Bakalım ölmez ömrüm varsa herkese birin dedim. Kızdayken bilemedim de içimde şey kaldı. Gelen gelir. Eğer dağıttığınız gelirse gelin. Herkese birin dedim, çokça bastırın. Heyecan bizden davet etmesi. Bize mesela her yerden geliyor gidiyor mu ben? Ayhan'da bir oyunlar varmış. Aman salladı o yana bu yana. Ayhan'da iyi kurtlanmış dedim Dudu ısıma. Şöyle baktıydım. Önümde Dudu ısıma oturuyor Ayşe'nin annesi. Ben de ilgi hiç bakmıyorum. Şöyle önüne oturmuşsun be. Sonra da konuşurken bildim. Şöyle arkasından vurdum. Dudu ısım senin ısım dedim. O da hey dedi. Sonra da bir orada böcek sokacaktı. Ben kaçıyorum o daha geliyor. Çantası varmış öyle. Çantayı vurunca gebetti oradan. Beni de şeyden gelirken kulağıştan yemeğimin içine hızlı hızlı diye girdi. Zor durdu. Valla ilinemiş gözüm görmedi arkadaşlar. Can tatlı bir kocaman böcük. Şeyi belledim valla. Eşek arısı. Şöyle biri can az. Millet hep bana baktı. Ben kaçıyorum o bana geliyor. Onu da çantayı vurunca orayı öldüre aldı. Kapadım mı abla gayrı? Yordurmesem o sana bir zarar şeyi gelecek. Şeyi kapadın mı patatesi diyor. 5 dakika daha dur, onun üstüne gelsin de. Çayımız da iyi kaynağı. Yumurta da koydum. Babamın yumurta istiyordu, koydum. Tamam o zaman. Başlansın diye. Arkadaşlar yumurtalarımız haşlandı. Çayımız da demlendi. Çocuklarımı da çağırdım. Yavan kaşık, yağlı kaşık, yaz günü ne olsa yeniyor. Ben bir gün ıcık kıyma çıkarım da kıymalı yaptırım dediydim. Serkan da araba alıp satacağım ben bir gün gelemem dedi. Başka bir zaman dedi. Ondan sonra fırına yemek sürüm dedim tepsiyle. Annem de şöyle yaprak şey etmiş, onu da koydum. Ablam da soğanları soymuş.
O da hazırladı. Patateslerimiz şak şak yarılmış. Biberin de acığını kozladık. Acığı diri duruyor. Yumurta soyulacak abla. Yumurta soyulacak mı? Şöyle birim mi? Şöyle şey koyup da hemen al da yanmasın bura. Babam tereyağlı mantı iyi gidiyor. Annem de dünyanın beni öldürdü o diyor. Bana diyor dokandı ona bir şey olmadı diyor. Benim hakkım onlar ise. Sen çok seviyor musun? Bana bir şey olmuyor diyor mantı yiyince. Annem diyor ya dünyanın o ölmedi ben öldüm diye. Aslında ben eve gidecektim arkadaşlar. Annemin malzemesini de yıkınca çocuklar da havuza gidince ev dedim kimse yok 5-10 dakika oturum dedim. Onu sonra oturgan motorgana çay koyalım dediler. Bir önde burada olsun bari dedik. Tamamen kendiliğinden oluşuyor aslında misafirimiz. O da yeni mi çıkmış abla? Yaptı izleyicilerimiz de görsün. Ne? Nasıl yaptın onu? Değil mi? Şöyle şöyle ettim mi kendi soyuluyor. Ayhan da bardağın içine koyup yapıyor. Yok yok öyle ettim mi kendiliğinden soyuluyor. Bir de ister istemez hazır yumurtalar soyuluyor. Köy yumurtası gibi olmuyor biliyor musun abla? Köy yumurtası soyuluyor böyle deyince. Öyle mi? Yumurtalar alıyor. Şöyle çayımızı götürüm. Masada yiyeceğiz arkadaşlar. Doktor diyecek ki karnımız diyecek. Ben de insanı dedim. Yarın gün diyecek. Şöyle şöyle ettim mi çıkabiliyor? Ablam bakın. Ayhan da bardak da yapıyor bir ara. Şöyle bardağa gerek yok şöyle. Aynı işlemi görüyoruz. En azından bardak kirlenmez. Bardağın işi yok bak. Hepsi çıktı bak. Bütünüyle. Başa öyle iyi miydi? Hiç soymaya gerek yok. Abla Furkan neyi kazandı diye sormuşlar da ben de şeyi yazdım. Tam olarak da hani yanlış da bilgi vermek istemiyor. Askeriye diye yazdım. Furkan bilgisayar mühendisliği okuyor. Bu sefer de şeye MSÖ'ye girdi. Onu kazandı. Şeyini kazanırsa puanı tutarsa işte hep toplanan puanlar askeriye de bilgisayar mühendisliği okuyacağım hem de subaylık. Sevdiklerinden soruyorlar ama ben yanlış bilgilendirmek istemiyorum arkadaşlar. Askeriye diye söyledim de birkaç kişiye subaylık mühendis aslında bilgisayar mühendisliği okuyor. Sadece yine okuyabilirmiş içeride. Hem de subay da olabilirmiş. İnşallah. Olursa. Şimdi işte sınavlarını geçti Furkan. Sağlık şeysinde onu bekliyor. Normalde 2 gün önce gitti yazık bir hafta oldu. İşte yani yolcunun işini Allah bilir diye bir laf var ya esnaf da öyle. Tamam götürelim gayrı. Arkadaşlar her şeyi hazırladık. Çocuklarımı da çağırdım. Şimdi onlar da geliyor. Sertil ablamın motoruyla birlikte ekmek alıp gelecek. Ekmeğimiz azmış. Onu da bakmadıydık. Ayhan da halasının motorunu oraya korgiye çekmiş. Hemen motorundan gidelim gelelim. Aslında çok yakın da annem çayımız soğumasın motorundan gidiverin gelin dedi. Kamil abla erik dalında kırılmış. Bismillahirrahmanirrahim. Ben binmediydim ya abla. Benim yine bağlım. Bana yazmış takipçilerimiz Elmas'cığım motora binme ne olur senin için zararlı diye. Usul usul gidiyor bağlım inşallah. Kamil ablam da burada bak hele be. Şurada bizim eski ev canlar. Kapısını neyim açmışlar bak hele be. Orayı bir çekim. Kapısı açık ya. Ayhan burada bebeğiydi. Toprağından oynardı. O zaman da hayvan hasat çoğuldu. Enik neyim azdırlardı. Nasıl pire geldi diyemize. O zaman ne pire çoğuldu. Hiç yok pire mire. Esra mı? Doğru. Biz görmüyoruz. Vallahi ben yıllardır görmem. Ne pire görüyor ne de bir de Allah göstermesin. Ta Ayhan ana şey sınıf birin sınıfa giderken ikinci sınıfa giderken bitlenmişmiş okulda. O oldu bir daha da görmedim. Tamam. Sevgili takipçilerim biz yemeğimizi yedik şimdi bulaşığımızı yıkayacak. Ablam da eve süpürge tutacak şöyle ben bakıyordum da ses gelmesin. Abla sen oradan kapısını ört bari bura örtülmüyor sesin gelmesin bana. Ablam dedi ben bir süpürge tutayım evet de sen de
kaymış. Tamam, anlaştık. Bunlar da yıkadık, şey ettik mi? Birden yakın vakit. İkinden mi? Hmm. Sen orada mı kılıyorsun baba? Ben önce orada kılıyorum. Neyde? Sen de nerede mi kılıyorsun? He. Gelme bura Abdül. Gelme,
Thank you.
patlaşıyan bak poşetim bunlar burada. Tamam dur şurası. Buraya yok ya bunu bu da kokuyor. Baharım aldıydı mantıza ben bu. Tamam aldığımız baharı aldık da ondan ne zaman kaynatıyor işte. Bir de canım çıkıyor 2 kilo bulur kaynatıyorum bir de sereceğim. Bu sefer o da bayatlar. Sen de tuttum ki bir de şanan getireyim, kaynatayım. Gördüm bir de şey getireyim. Nasıl yok diyor. Ne diyor ki sesi ne diyor? Nereye gittiler diyor. Bir aşağıya indi borular sabah. Sesin sesin diyor. Getiriyor muydun anne? Getiriyorum da zabanın öyle bir çarpılarım duruyor. Vallahi ben getirmiyorum diye öyle attıydım. Aman öyle dursun da ben şey ettim. Poşette şey ben görmedim geçen günde yoktu sanki. Doluydu zabanla boşalttım da yıkayayım da bir poşet diye. Ha, ben de döktüm öyle. Öyle gidiyordu kaldı. Neyse şey dolmadan şey de kurumasın. Evet, tamam. Bakabilir o zaman. Onu tanrıya döküyorsun ya. Poşete? Yok, şeyi poşetin de atıyorsun ta. Şeye? Çöpe? Ha, çöpümüz var iyi. Poşete çöp. He he. Ona. İyi. Ona bari yakın. Arkadaşlar ben bulaşığı yıkadım. Ablam da evi süpürdü. Şöyle görüyorsunuz. Biz gidiyoruz artık. Hatice teyzeniz de buraya atmış kendini sıcaktan soğuğa. İkinine birazdan okunur. Vlogun devamında görüşürüz inşallah. Ne attım ben tellikleri? Kapattı. Thank you.
dışarı çıkma. Gel oğlum içine nem düşen. Bu doralar satın iyice şey gibi koynadı. Allah şefaati ya Resulallah. Dondurma kaseleri de gelmiş arkadaşlar. Şöyle yağlık gelmiş. Bunu çok soranlar oluyordu bakın bana. Elmas sen nereden aldın diyenler. Benim yağlığının bir küçüğü, ebatı küçük olan gelmiş. Bir de şöyle akıntı yeri farklı benimkinden ama benimkine çok benziyor. Anam çay bardakları da nasıl güzelmiş de nasıl güzelmiş. 12 tane olsun. Yok mu ki başka? Bakın hele nasıl iyiymiş. Ama boyu küçük. Pek küçüğümüş. Işık uzunu seviyor artık. Serkan da içmiyor küçükle. Arkadaşlar. Şu markanın da şeysini alacaktım da sevgili takipçilerim. Pek önermediler. Buharlı ütüsünü. İbrahim Efe kulaklık istiyordu. Buraya da gelmiş bak. Zaten oyun kolik. Şey almayayım diye ben de. Bir de ona alışmasın. Bak bu da çaydanlığın üstü. Bambunun. Benim en çok sevdiğim bölüm buraydı. Gayrı buradan da pek bir şey almayayım arkadaşlar. Şey de gelmiş de markete de onun da günü belli değil hangi günü olduğu. Burada gelmiş. Ne o? Alez. Bir tane daha olsaydı İbrahim'inkini yok. O yastık. İbrahim'e de he biri çift kişilik biri tek kişilik de fiyatlarını bilmiyorum. Soracağım daha. Bir tane daha olsaydı diyorum. Aslında öteki markete de gelmişti. Daha onu ne zaman suya koyacaklar belli değilmiş. Şuydu arkadaşlar alacağım buharlı ütü. Ama marka olarak önermediler. O yüzden almadım. Fiyatına bakmadım. Açmışlar da kaşığı yastığı da var mı? Ondan da çabuk fermuarı bozuluyor. Bozuk ki zaten biri. Bak. Şu altlarda yok mu Aler? Yok. Onlar huş mu? Hı. Var ya işte. Ha bu da hurçumuş. Yok biz Aliz değil o. Ben de Aliz belirledim beyaz canaz görünce. Da mı hurç? Bu ne? Şu amaçlı hurç mu? Bu neymiş ya? Pike mi? Pikeymiş. Yok. Baktın mı fiyatına yok mu? Yok ben fiyatına bakmadım. Arkadaşlar ben şöyle kümese girdim. Yumurta iki tane yumurtlamışlar. Bir tanesini de tavuklar yemiş. Bu ara tavuklar yumurtalarını yemeye başladı. Kabuğu kalmış. Çamaşırımda koyduğum gibi duruyor. Onu sereceğim canlarım. Hadi şu eşyalarınızı al gel. İbrahim Efe de acıktım diyor. Bizi oraya çağırdık gelmedi. Bizimle yemek yemeye. Hinci de acıktım tür tür çığırıyor. Gayrı ona da bir
Tavuk koyusu çıkarım da döner yapım. Ne istiyorsun, dönerim mi? Tamam hadi al gel. Malzemelerimizi al gel. Avallarımı sulayacağım. Susadılar. Kayrayken gelirse ona sulatım da. Ben de aldıklarımı yerine iyileştiririm. Çamaşırlarımı serim. Fırına bir yemek sürüm diyorum. Serkan'a sorum da acısa ona göre sürüm. Biz daha yeni yedik. Hayır bundan yatarık. Zaten vakitsiz yiyor. Akşamda bir şeyler atıştırıyor arkadaşlar. İbrahim malzemelerimizi getirsin. Arkadaşlar evime geldim, yoruldum. Markete gittik, görümcemine patlıcan alacaktım. O da patlıcan yoğurmuş. Kara patlıcan. İçecek aldım çocuklara, içsinler diye. Şu da indirime girmiş. Şöyle çayın yanında. Çocuklarım yesin. Akşam oldu mu saat 11-12 gibi. Balkon keyfi yapıyor canlar balkonumuzda. Eşimle birlikte, çocuklarımla birlikte. Ondan sonra 4 kilo domates aldım. Koyu domatesi. Kilosu 25 TL'ye 100 TL tuttu. 3 kilo da soğan aldım. 3 kilo soğanım da 30 TL'ye verdim. 10 TL'ye aldım kilosunu. Şöyle markete gittim. Zaten bunları yürüyeceğim alevden de. Bu tek kişilik alezimiş. Açmama gerek yok arkadaşlar. Ötekini açıp öteğini yırtmışlar şunu. Şurada tek kişilik. Aksaray'dan evime aldım. İyice az yıkayım. Çiğlerimize geçirin döşeceklerimize. Bak hala nasıl iyi. Alezi. Nasıl da iyi. Sağlam. Şiili. Lastikli alezlerden. Ben bir aldım da hiç hoşlanmadıydım. İyi değildi. Onu da bunu açmışlar. Yine sürttürmüşler. Bunlar yıkamayınca olmaz arkadaşlar. Bak hala. İyice az kısık ayarda yapacağım. Onu sonra kurulayıp takacağım. İnşallah Allah'ım o günleri de göstersin. Bu çift kişilik, biri de tek kişilik. 160'a 200. Şu da 100'e 200. Yoksa oğlundan yatar mı olmaz mı? Şey yaptırdık ya onlarınkini. 120'ye 200 yaptırdık ya. Bıcıklar gelir gibi herhalde. Tahminime göre öyle geliyor. Şöyle dondurma külahı aldım canlar. İyi oluyor dondurma. Misafir geldiğinde tabağa koymadan kendi şeyimle külahından yiyorum. Şöyle bir mutfak bezi aldım. Bunu da Aksaray'a aldım. Herhalde 75 TL 5 tanesi. Onu da şöyle onun yanına koyayım. Ayhan madatlı yapacağım. Kedi dili aldım. Şöyle etin kuru aldım. Etin kuru gıcığı neredeymiş? Abi. İpuç mu aldı ki? Bak hala etin kuru bir tanesi yok. O aldı ya. İbrahim'im seviyor teyzeleri. Vallahi o yürütmüş. Ne zaman da açtım da aldım. İki tane şundalıdı. Bir tane de iki tane de bundalıdı. Ha şunun içine koymuştum. Bir de daha İpuç'un günahına giriyorum çocuğum. Şöyle çikolatalarda indirim demiş 40 TL'ye. İkisini 80 TL'ye aldım canlar. Biz seviyoruz çocuklarımla birlikte. Akşam oldu mu evde kararım ne yiyelim diye. Tavuk koyduğunda çıkardım. Biraz mikrodalgada döndürdüm. Onu da İbrahim'e hiç döner yapacağım. Doğrayım. Eşimi de arayayım. Eğer acısı o da gelsin. Biz Ayhan Hanım'la karnımın kayınvalidemizin orada. Yavan yaşlı yağlı kaşık. Allah ne verirse doyurduk. Şöyle krakerden aldıydım. İbrahim'e koyu yoğurdunu yemeyiyor arkadaşlar. Şöyle bir tane koyu yoğurdu aldım. Aman. Sarı yoğurdu aldım. Bunlar da Asaf'ımın teyzeleri. Asaf'ımı aldım. Markası Ulu Baby'nin. Daha 4 ay 5 ay neredeyse var 4 ay. O zaman ne olur ne olmazdım. Hani bir tanesini 70 TL'ye aldım. İnternet üzerinde bakıyorum bazen bebek sayfalarına. Orada biraz daha pahalı. Yani 300 TL'ye verdim 4 tanesine. Bugün bayağı yine bir para harcadım. Paranın adı var. Kendi yok arkadaşlar görüyorsunuz. Yani iki şeyi doldurmaz aldım. Ben İbrahim'le bir döner yapın. Onu da karnını doyurun paşamın. Bugünkü videom da böyle olsun. Bahçemi sulayacağım. Onun şeylerini hazırlayayım da yiyeceksin karnını doyursun. Onu sonra ona bir domates doğrayayım. Bir soğan doğrayayım. Kuru soğan.
Ekmeğini araya da koyun, döner, döner şeysi neyisin. Onu da koyun öyle yapalım. Yarınki vlogumda görüşmek dileğiyle. İnşallah vloglarımı beğeniyorsunuzdur. Sizlere gerçekten dolu dolu içerikler üretmek için sabahın 7'sinde 8'inde başlıyorum arkadaşlar. Akşamın 7'sine 8'ine kadar ne çekebilirsem. Her şey sizin mutluluğunuz için. Hani köye hasret kalıyorum, özlemimizi gideriyorum diyenler var. Hiç değişmedim diyenler var. Allah'ım inşallah gönlünüzden ne geçiyorsa size de onu versin Rabbim. Kucağı dolsun, yani kucağını dolduran, doldursun Allah'ım. Bebek isteyenler de var. Yorumlarda görüyorum arkadaşlar. Üzülüyorum. Rabbimin hazinesinde çok, bu bir sınav dünyası. Hepimizin sınavı farklı farklı. Gerçekten bazen çok iyilik yaptığım zaman iyiliklerden maraz doğuyor. İyiliklerin karşılığı hiç ummadığım anda bir bedel ödüyor. Bazen de çok kötü oluyor, çok iyilik buluyor. Gerçekten bu dünya öyle bir dünya. Kötülerin dünyası olmuş. Ne kadar kötülük yaparsam o kadar iyi oluyor. O yüzden Allah herkesin kalbinin ferahlığına göre versin. Gerçekten herkesin kalbinin ekmeğini yedirsin. Yani Rabbim öyle bir bolluklar veriyor ki herkes kısmetiyle gelirdiler ya, Asaf'ın da gerçekten kısmetiyle geldi teyzeleri. İnşallah Rabbim hiç kimsenin ağzının tadını bozdurmasın. Yalan dünyanın yalan evciliğinde oynayıp gülüp gidiyor bakalım hepimiz. Hoşça kalın. Yarınki vlogumda görüşmek dileğiyle. Elmas bacınızda kalın. Bir beğeni, bir yorumu çok görmeyin. Görüşürüz canlar.